Çocuğun var, derdin var, eder sana dünyayı dar. Varsın olsun boş versen de, dertlerin en güzeli var. Dinletemezsin sözünü, ayıramazsın gözünü, hiç boşuna arama, yok mu derdin çözümü? Çocuğun var, derdin var, çocuğun var, derdin var. Ya oğlum, ne anlıyorsun kış ayı böyle yakınıp ağlaşmaktan? Şunun şurasında artık liseden öğrenciyiz değil mi arkadaşım? Hı hı, evet. Hava 5 derece diye üşüyecek halimiz yok herhalde. Hı hı, o da doğru. Artık büyüdük arkadaşım. Üşüme devri geride kaldı. Merhaba Efe, merhaba çocuklar. Öykü'nün yanında bir çocuk mu var? Yoksa bana böyle geliyor? Var kardeşim, bana da öyle geliyor. Ben bugün okulda da beraber gördüm. Ne zaman? Teneffüste beraber kantinden çift kaşarlı tost alıyorlardı. Ve kola. Ne? Ben de birlikte ders çalışırlarken gördüm. Ne? Hem de aynı kitaptan. Biri benim kız arkadaşımla takılıyor ve siz bana bunu söylemiyorsunuz ha? Yapma moruk. Duymak istemeyeceğini düşündük. Evet. Zaman içinde sen zaten fark edersin diye düşündük. Bir de arkadaş olacaksınız. Ben sizin kızları biriyle görsem hemen söylerim. Ya vallahi benim kız arkadaşım yok. Benim de yok. Ya Efe, hemen panik yapma oğlum. Belki öylesine takılıyorlardır. Baksana defter kitap falan. Vallahi çocuk samimiyeti bayağı ilerletmiş. Burası yok. Buradan buraya kadar Bora. Teşekkür ederim Akio. Vallahi bana da öyle geliyor. Bu işi daha fazla ilerletmeden olaya müdahale etsen iyi olur. Evet. Haklısın dostum. Daha fazla üşütmeyeyim ben seni bu havada Öykü. İstersen Türkçe de beraber çalışırız. Yarın simgeler bize gelecek. Olabilir, akşam konuşuruz. Bir anneme sorayım da. Lo! Bu kayağını koyman hiç hoş değil. Merak etme, bu mevsimden sonra buraya oturan pek olmaz. Bora, tanıştırayım Efe. Herhalde kim olduğumu biliyorsun. Evet, ismin Efe olduğunu söyledi ya. Bu sadece ismim. Ama kim olduğumu bilmiyorsun. Ben Öykü'nün erkek arkadaşıyım. Efe. Bak arkadaşım, sana bir tavsiye. Okulda arkadaşlık edebileceğin yüzlerce kız var. Bunu biliyorum. Ve bunlardan birkaç tanesini de seninle görmüştüm. Öyle mi? Şu an konumuz bu değil. Öykü, gitmemi istiyor musun? Hayır, istemiyorum. Sana güle güle dostum. Efe'ydi değil mi? Ne? Sana güle güle dedim. Duymadın mı? Tamam peki. Gel kozlarımızı paylaşalım. Seninle kavga filan etmeyeceğim. Korkuyorsun değil mi? Senden mi? Kesin şunu. Kimse kavga filan etmeyecek. Ya Efe, sana inanamıyorum ya. Bana mı? Evet sana. Peki ya? Peki ya? Senin için kavga etmeye bile yanaşmıyor. Belki kavga etmeyen insanlardan hoşlanıyorumdur Efe. Gel Bora, insanların insan gibi davrandığı medeni bir yere gidelim. Peki Öykü, sen nasıl istersen. Efe, olgun biri gibi davranmayı öğrendiğin zaman beni ararsın, tamam mı? Nasıl gitti Efe? Gördüğünüz gibi çocuğu postaladım. Ay Murat, bunlar çok tatlı. Muhabbet kuşlarının olduğunu bilmiyordum. Teşekkür ederim Zeynep Hanım. Çok şirinler. Bütün muhabbet kuşları böyle mi? Hayır Ececiğim, bunlar en şirinleri. Ben de sevebilir miyim? Tabii.
Ece bak şunların güzelliğine. Ay renklerinin güzelliğine bak. Evet Cici Cici. Zeynepciğim. Geldim hayatım. Ay çok tatlı. Ececiğim bu gece bu kuşların sende kalmasını ister misin? Evet ama babam evde hayvan istemiyor. Öyle mi? Ececiğim, sevdin mi muhabbet kuşlarını? Evet. Onlar da seni sevmiştir. Muhabbet kuşları ile kanaryalar çok iyi anlaşır. Hepsi içeride değil mi kuşlarım burada? Elbette Ömer Bey, zaten çift olarak beslenirler. Ömer Bey. Ben size bir şey sormak istiyorum. Sor oğlum. Teşekkür ederim efendim. Neden evde hayvan beslemek istemiyorsunuz Ömer Bey? İstemiyor muyum? Nereden çıktı şimdi bu? Haber kaynağımı açıklamamayı tercih ederim. Evet baba, evde hayvan istemiyorsun. Ececiğim ben hayvanları çok seviyorum. O yüzden de bu evde hayvan istemiyorum. Ayrıca benim günümün yarısı senin o kahvaltıda içtiğin sütler var ya, onların asıl sahipleriyle geçiyor. Möğlerle, biliyorsun değil mi? Ben möğleri çok severim. Bir de kısa bir süre önce, yanlış hatırlamıyorsam, bu evde bir Japon balığı kendini akvaryumdan dışarı fırlatmıştı. Evet, bu evde bir Japon balığı vardı ama bu evin yaramaz çocukları onu sürekli yedirdiler. Ve ben bir akşam eve geldiğimde Japon balığı, ben artık yemek istemiyorum deyip hayattan istifa etmişti. Ya ikinizin de hatırlaması lazım onu. Sumato. Evet, Sumato. Ha, bir de yine kısa bir süre önce bu eve bir köpek misafir gelmişti. Bunu hatırlıyor musun? Patlak Lady. Patlak Lady, evet. Belki ona ne olmuştu? Hayvancağız yalnızca bir gün kaldı ama perişan oldu. Yine o yaramaz çocuklar yedirdiler, içirdiler, mıncıkladılar, soğuk sularla yıkadılar. Ve sonunda hayvan şaşırıp kaldı. Ömer Bey, lafınızı kesiyorum ama bu gece kuşlarım sizde kalabilir mi acaba? Muratçığım. Ters yöne girdiğini farkında mısın? Ben farkındaysam ben ters istikamette konuşuyorum. Evet efendim farkındayım ama sizin söylediğiniz bütün cümleler bu kuşların bu gece burada kalma olasılığını azalttığından dolayı ben de ters istikamette sapayım dedim. Evet baba, bir geceliğine lütfen. Lütfen Ömer, hiçbir şey ihtiyaçları olmaz. Bütün gece kafeste dururlar. A ve B'nin ihtiyaçları olan tek şey yalnız kalmamak efendim. A ve B? Evet efendim. Yeşil olanı A, mavi olanı B. Kuşların isimleri A ve B mi? Evet efendim, A ve B. Ne olur baba, bir geceliğine lütfen. Lütfen Ömer Bey, yoksa ikisi de yalnız kalacaklar. Neden evladım? Çünkü bu akşam annemle, anneannemlere gideceğiz de. Gidin. Efendim gideceğiz ama anneannemin muhabbet kuşlarına karşı bir alerjisi var. Böyle muhabbet kuşlarını görünce yüzünde kırmızı kırmızı benekler oluşuyor efendim. Lütfen. Tamam ama bunu bana yapmayın şimdi. Lütfen. İyi peki tamam. Ama sadece 24 saat ha. 24 saat dolduktan sonra Gencer Muhabbet Kuşu Oteli'nin kapılarını bu küçük gagaların üstüne kapatırım ona göre. Yaşasın! Dur tamam. Tamam. Çok teşekkür ederim Ömer Bey, çok teşekkür ederim. Bir şey değil, teşekküre gerek yok, bir daha öpmeye yeter. Efendim iyi akşamlar, izninizle çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Anneye, anneanneye çok selam. Baş üstüne efendim. Tamam. Güle güle Ececiğim, güle güle AVB. İyi akşamlar. Merhaba Murat abi. Merhaba Efe'ciğim, görüşürüz. Ne oğlum öyle suratın bir karış? Yok bir şey baba. Efe, oğlum hoş geldin. Efe, gel bak misafirimiz var. Bir hoş geldin, merhaba demeyecek misin? Merhaba Ece, hoş geldin. Oğlum, Ece bizim evde misafir değil. Onu 5 yıl önce yatılı aldık. Ya kuşları diyorum, kuşları. Ha, kuş mu? Peki. Benim ders çalışmam lazım. Baba, bu haksızlık. Aa, aşk olsun Aslı'cığım. Bak, mısır.
Yani taze taze mısır yaptım ama size de verecektim vallahi. Baba, mısırlardan söz etmiyorum. Kuşlardan söz ediyorum. Benim hayvan beslememe hiç izin vermediniz. Ama şimdi Ece'ye çaktırmadan kuş alıyorsunuz. Çaktırmadan mı? Aslıcığım, ben bir şey yapmak istersem çaktırmamama gerek yok. Eğer onu yapmayı çok istiyorsam çaktırarak da yapabilirim. Ayrıca o kuşlar Ece'nin değil. Ece sadece kuş bakıcılığı yapıyor. Murat'ın kuşları. A ve B. Merhaba Aslı. Merhaba enişteciğim. Nasılsınız? İyiyim canım. Hoş geldin. Babam Ece'nin kuş almasına izin veriyor. Ay kızım, yani sen de az önce söyledim ya. Nen var senin bugün? Baba, peki kuşların gitme zamanı geldiğinde ne olacak? Ben söyleyeyim. Ece ağlamaya başlayacak. Sen de dayanamayıp pes edeceksin. Hayır Aslı'cığım. Yanıldın. Pes etmeyeceğim. Sen de bilirsin ki pes etmemek konusunda benim müthiş bir ünüm vardır. Bir zamanlar Efe küçük bir timsah istemişti. Pes etmedim. Sen doğduğun günden beri köpek istiyorsun. Pes etmedim. Sibel bir aralar hamster mı ne istemişti. Pes etmedim. Sen bir ara Ece'yi bahane edip o istiyor deyip bize köpek aldırmaya çalıştın. Ama ona da pes etmedim. E şimdi de pes etmeyeceğim. Ha? Anladın mı beni? Neden hayvanlara karşı bu kadar kalpsizsin baba? Aslı, ben sana sonra anlatırım. Neymiş Aslı'ya sonra anlatacağım? Enişte, Alpay amca bana senin küçükken yaşadığın travmatik olayı anlattı. Yani bunu biliyorum. Travmatik mi? Ne bu travmatik? Deterjan mı? Bak Aslı, buna bastırılmış fobi derler. Psikoloji dersinde görmüştüm. Yani eniştem küçükken çok etkilendiği bir olayı hafızasında bastırıyor. Küçük kuşum Kadife. Canım Kadife'm benim ya. Anlatsana. Eniştemin bir muhabbet kuşu varmış. Muhabbet kuşu değil ya. Muhabbet kuşu değil. Sakaydı o, saka. Kadife. Çok tatlı bir kuştu. Evin içinde böyle bütün gün dolaşırdı. Ben onu kafesten çıkarırdım. Dolaşırdı, dolaşırdı. Sonra öterdim. Öyle güzel öterdi ki. Bugün ben sedire oturdum. Patiklerimi değiştirmek için. Sonra... Sonra ne oldu baba? Sonra... diye bir ses çıktı. Hani böyle bir şey ezilince ses çıkar ya... diye. Kadife'yi öldürdün mü? Hayır, hayır. Hayır, Kadife'yi öldürmedim canım. Sadece üstüne oturdum. Ama ondan sonra... bir daha beni görünce hiç ötmemeye başladı. Ben onun odada sesini duyuyordum. Diye odaya bir giriyordum. O beni görünce hemen ötmeyi kesip kafasını başka tarafa çeviriyordu. Aynen böyle. Yani bunca zamandır bunu içinde mi sakladın babacığım? Kendine böyle eziyet etmemelisin. Sen iyi bir insansın. Yani bizim üzerimize hiç oturmadın. Ececiğim, kuşlar güzel mi? Çok güzel babacığım. Hadi bakalım. Merhaba çocuklar. Efe evde mi Ömer amca? İçeride odasında canı sıkkın bir halde ödevini yapıyor. Ve acil bir durum yoksa ödeviyle baş başa kalmasını istiyorum çocuklar. Bu konu çok acil. İyi, hadi geçin o zaman. Teşekkürler Ömer amca. Önemli değil, geçin. Gel. Bütün sorunların çözüldü Efe. Aa, merhaba, nasılsınız? Efe, kurtulmak istediğin ama kurtulamadığın çocuk kim söyle bakalım. Bora, kız arkadaşını senden çalan çocuk. Ondan nasıl kurtulacağını çok iyi biliyoruz. Hiç merak etme. İnternetten çıkardığımız şu siteye bak bakalım. Profesör Ruşen. Büyücülük ve falcılık konusunda 32 yıllık uzman profesör. Ruşen kov gitsin. Her hastalığı iyileştirir, para kazandırır, istenmeyen insanları uzaklara gönderir. Sonuç garantidir. 32 yıldır aynı yerde çalışır. Şubesi yoktur. Çocuklar, bu garip birine benziyor ya. Efe, çaresiz durumdasın ve bir şeyler yapmalısın.
Evet Efe. Durumun kontrolden çıktığı konusunda seni uyarmam lazım. Bugün kantinde beraber karışık tost yerlerken gördüm. Sonra da profiterollerden. Profiterol mü? Evet dostum. Sadece bir kaşıkları vardı. Bunu veren tip için bir şeyler yapmalıyım. Profesör Ruşen ara. Sizce bir şeyler yapabilir mi? Kardeşim, bu profesörü tanıyanlar var. Annemin bir arkadaşının annesi gitmiş. Annenin bir arkadaşının annesi ha? Evet. Ha, internete mi girmiş? Hayır tabii oğlum. Adını zaten biliyorduk. İnternetten de adresini bulduk. Anlattıklarına göre istediğin kişinin kulaklarını eşek kulağı yapabiliyormuş. Düşünsene bir Bora'yı. Eşek kulaklı Bora. Vay be! Evet, ne diyorsun? Profesör Ruşen'e gidiyor muyuz? Selçuk, sen ne diyorsun? Aslında ben bilime inanan bir insanım ama Bora olayında bilim aracılığıyla bir iş yapabileceğimizi hiç sanmıyorum. Merhaba oğlum. Merhaba çocuğum. Nasılsın bakayım? Daha iyisin değil mi? Size bir şey soracağım. Sor. Rıdvanlarla birlikte açıklanamayan tuhaf olaylar hakkında bir araştırma yapıyoruz. Bir mühendis olarak babası. Hiç açıklayamadığın bir vaka oldu mu? Ne gibi? Mesela bir adamda eşek kulaklarının çıkması. Vallahi ya, eşek kulağı. Vallahi ben hiç böyle bir şey görmedim. Eğer bahsettiğin böyle anormal fiziksel değişimlerse o konular ancak tıbbi anlamda açıklanabiliyor. Hayır yani hiç tıbbi anlamda açıklanamayan bir şey var mı? Bir de Midas'ın kulakları, eşek kulakları olayı var ama o da mitolojik bir şey. Anneannemin bir ahbabı vardı. Böyle arada sırada bize gelirdi. Ben o aralar lisedeyim, güreş takımındayım. Bir gün acayip böyle dizimi vurmuştum yere. Dizim böyle şişti, mosmor oldu. Nasıl ağrıyor? Ne oturabiliyorum, ne yürüyebiliyorum, ne kalkabiliyorum. Bir de ertesi gün müsabaka var. Berbat durumdayım. O bize geldiği gün bana bir baktı. Sen bana biraz ekmek getir bakayım dedi. Sonra? Sonra söylediği gibi gittim ekmek getirdim. O ekmeğin içini çıkardı. Bana çiğnetti. Anneannemden de badem yağı istedi. Sonra cebinden bir bozuk para çıkardı. Çok iyi hatırlıyorum. Nah böyle. 5 lira. Tamam mı? Badem yağını sürdü. Sonra o 5 lirayı dizimin üstüne koydu. Çiğnettiği ekmeği de onun üstüne tülbentle sardı. Sonra? Öyle yattım ben de ne yapayım? Fakat sabah bir kalktım. Ağrım ağrı. Hiçbir şey yok. Badem yağı, 5 lira ve ekmek ha? Bizim de Fadime ninemiz vardı. Fadime nine bak dinle bunu ya dinle çok güzel. Fadime ninenin kocası ölmüş. Geceleri kalkıp evin karşısındaki kabristana gidermiş her gece. Böyle pijamalarını, terliklerini giyip gidip şöyle dermiş. Hüseyin, Hüseyin bak ben geldim ben Fadime. Ondan sonra neden olduğunu bilmiyorum ama böyle diye bir rüzgar esmeye başlarmış. Peki Hüseyin amca gelir miymiş? Öldü dedik ya oğlum. Nasıl gelsin adamcağız? Ya bir de insanlar Fadime nineyi gördükleri zaman gözlerinin seyireceğine inanırlardı. Hatırlıyor musun? Benimki seyirmişti. Ne ona bakarken mi? Vallahi doktor yorgunluktan demişti ama benimki ona bakarken seyirmişti. Biz de bir kere pazardan alışveriş yapıyoruz. Böyle tam domates alırken onunla karşılaştık. Vallahi bakmamak için ne yapacağımı şaşırdım ha. Evet. Bir de bisikletle evinin önünden geçmeye korkardık, tamam mı? Çekinirdik. Doğru. Tişen ama ısrarla bisikletiyle Fadime ninenin evinin önünden geçmeye çalışırdı. Ya hakikaten ne cesaret ama değil mi? Tabii ama her seferinde Fadime ninenin evinin önünden geçerken bisikletiyle küt düşerdi. Ben de Tişen gördün mü bak seni düşürdü ya düşürdü gördün mü derdim. Anlattıklarımızı dinlemeyecekse niye sorular soruyor ki? Bu çocuk hiçbir şey öğrenemeyecek ha. Ay, ay.
hayatım vallahi. Yani külçe gibiyim ha. İyi geceler Ömerciğim. Ah. İyi geceler, iyi yatalım hadi. Hadi iyi geceler. Ah. Ömer. Ah. Efendim? Bacağın eziyor. Eziyor mu? 15 yıl önce ezmiyordu ama. 15 yıl önce bacağın daha hafifti Ömer. Sen de 15 yıl önce bu kadar... Yani bu kadar... 15 yıl önce bu kadar, o kadar... bu kadar güzel değildin. Biliyor musun? Çek ellerimi üzerinden çara çek dedim. Gel canım. Baba, anne galiba A hasta. Öyle mi? Hiç su içmiyor, yemek de yemiyor. Bizim hasta değil ya. Hasta. Nereden anladın hasta olduğunu? Hapşuruğunu duydum. Muhabbet kuşları nasıl hapşırıyor ki? Evet, ciddi o zaman. Baba, onu muayene eder misin? Tabii ki eder hayatım. Ne muayenesi? Nereden çıktı? Ben onu muayene falan edemem. Evet, edersin Ömer. Allah Allah, hastaneye mi kaldırayım yani? Hayır canım, yani bir ziraat mühendisi olarak önemli bir şey olup olmadığını anlarsın herhalde, değil mi? Ya ben muhabbet kuşunu muayene mi edeceğim? Hem de burada yatak odası. Ha. Evet. Evet tabii. Evet, bir muayene edelim madem öyle. Tabii tabii tabii. Evet. Hemen muayeneye başlayabiliriz. Buyurun hanımefendi siz de. Hastanın yakınısınız galiba. Arkadaşınız mı? Evet. Nesi var demiştiniz? Galiba hastalandı. O zaman bir muayene etmemiz şart efendim. Çok güzel bir sesi var. Tamam, tamam, tamam. Oh, 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 oh. Arkadaşınız çok tatlıymış. Evet, muayeneye başlayabiliriz. Çok güzel, çok güzel yeşil tüyleri var. Önce bir öksürüğüne bakalım. Öksür, öksür. Öksür, güzel. A de, A, A. Evet. Dinle, kalp atışlarını dinle. Buyurun siz de dinleyin. Çok iyi. Şuralarına bakalım. Gözlerine bakalım. Ay, 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 ay. Bak, 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 bak. Hastamız çok sağlıklı. Hiç merak edecek bir şey yok. Çok sağlıklı. Benden sağlam yani. Budur, budur, tamam. O zaman yerine koyalım. Hiç merak etmeyin, gayet iyi. Bence de. Evet. Evinize dönebilirsiniz. Bir şey olursa telefonum açık. Beni arayın, gene muayene ederiz. Teşekkür ederim baba. Rica ederim. İyi geceler tatlım. Teşekkür ederim anne. Bir öpücük ver bakayım ya. Güle güle aa. Güle güle. Burası çok güzel bir yer değil mi? Ay Ömer harikaydın. Sen çok düşünceli ve harika bir babasın. Aman efendim teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ay. Bacağım diyorum. Bacak, bacak, benim bacak diyorum. Üstüne diyorum. İyi hadi koy bakalım. Ömer. Hadi bu kadar yeter. İyi geceler hayatım. Yaklaşma bana. Yaklaşma. Hı? Ne? Hı?
Duydun mu? Neyi Ömer? Muhabbet kuşu hapşırmasını. Ömer, buradan muhabbet kuşunun hapşırmasını nasıl duyacaksın? Bu odada değil ki. Öyle mi Zeynep? Ben bir muhabbet kuşu hapşırması duyduğum zaman onun hemen muhabbet kuşu hapşırması olduğunu anlarım. Ömer, bence sen Kadife'ye yaptıkların yüzünden şu anda kendini suçlu hissediyorsun. Sen benim küçükkenki kuşum Kadife hakkında ne biliyorsun? Tatlım, dünyadaki herkes onun üzerine oturduğunu biliyor. Ya bu ev taş kalpli insanlarla dolmuş ha. Ne var bakayım senin? Gel. Ne oldu baba? Ağanın hapşırdığını duydum da galiba biraz tıkanıklığı var. Garip nefes alıyordu. Ececiğim, niye bana söylemedin? Bir daha rahatsız etmeyeyim diye. Ha benim düşünceli kızım. Ececiğim, galiba biz yanıldık ha. Hapşıran ağa değil beymiş. Bak, tüyleri bir garip oldu. Bak. Evet, hasta olan B. Nasıl fark etmedik biz bunu? Ben o hapşırdı sanmıştım. Hay Allah ya. Ne yapacağız? B gerçekten hasta. Ne yapacağız şimdi baba? Yarın sabah ilk iş onu veterinere götüreceğiz. Şimdi götürelim. Hayatım ama saat gecenin ikisi. Hem... sabaha kadar açık bir veteriner nereden bulacağız ki? Ama çok hasta. Biliyorum hayatım ama bu saatte veteriner bulmak çok zor. Ambulans çağıralım. Ambulans mı? Ha. Tamam o zaman şöyle yapalım Ececiğim. Benim arabaya binelim sen arkada otur. Giderken camı aç ve... Bağır ama bu saatte açık veterineri nereden bulacağız? Asıl sorun bu. Veteriner mi arıyorsunuz baba? Evet. İnternetten bakayım mı? İnternetten mi? 24 saat açık veteriner diye ararsak belki bir tane buluruz. Tamam kızlar. Aferin. Hadi bakalım gençler iş başına. Ben şimdi hazırlanmaya gidiyorum. Siz de internetten açık olan bir veteriner bulmaya çalışın. Tamam mı? Hemen geliyorum. Hadi. Geldiniz mi Ömer? Evet. Nasıl be? Öldü. Yapma ya. Evet, öldü. Yolda giderken öldü. Ay, Ece çok üzülmüştür şimdi. Hepsi benim suçum ya. Ay, lütfen başlama Ömer. Yani daha ne yapacaktın ki? Sen elinden ne geliyorsa yaptın. Yok, Ece ilk getirdiğinde hasta olanın o olduğunu anlayabilseydim... veterinere daha önce götürebilirdim. Hayır Ömer, bunu bilemezdin. Üzme kendini, ne olursun. Murat'a ne diyeceğiz peki? Bir şey söylemeyeceğiz. Yarın da gidip 20 milyona yeni bir B alacağım. Nasıl? Yani benzerini mi alacaksın? Hı-hı. Aynısını. Ve Murat'a onun B olduğunu mu söyleyeceksin? Aynen öyle hayatım. Evet Makbule Hanım, benim dediklerimi aynen yaparsanız bir aya kalmaz kocanız size geri döner. Garanti veriyorum. 32 yıldır aynı yerdeyim ve hiçbir yere de gitmiyorum. Zaten gitmemi de isteyen yok. Hoşçakalın. İyi günler. Girin. Profesör Ruşen? Evet, profesör benim. Bunu nasıl yaptınız? Niye? Daha kapıya vurmadan geldiğimizi anladınız. Merdivenler ahşap da ondan. Nedir? Benim bir sorunum var da.
Biz sadece onun arkadaşlarıyız. Hoş geldiniz çocuklar. Dokunma ona. Pardon, özür dilerim. Önemli değil. Burada yüksek enerji taşıyan nesneler var. Dikkatli olun. Yüksek enerji ha? Bu nedir sorabilir miyim? Para bulma suyu. Paraya ihtiyacınız olduğunda kimden para almak istiyorsanız onun ayaklarına bu sudan döküyorsunuz. Ve bir hafta içinde para size verilmiş. Bu işe yarıyor mu gerçekten yani? Elbette. Kanıt mı istiyorsun? Yo yo, gerek yok, sağ olun. Bu nedir? Bu kayıp bulma tozu. Bir eşyanızı kaybettiğinizde o eşyayı daha önce nerelere koyuyorsanız bu tozdan böyle serpiyorsunuz. İki hafta içinde eşyanızı buluyorsunuz. Vay be. Peki bu ne? O bu şişeyi üzerine koyduğum tahta atlık. Pekala delikanlı, sana nasıl yardım edebilirim? Benim bir sorunum var da. Öyle mi? Aşk mı? Nefret mi? Para mı? Yoksa hasta mısın? Yok yok, hasta falan değilim. Yok bir şey. Ya size söyleyeyim. Ya benim kız arkadaşıma Bora diye bir çocuk asılıyor. Evet. O Bora denen çocuğun icabına bakmanızı istiyoruz. Peki bunun için ona ne yapmamı istiyorsunuz? Kollarını kısacık yapabilirsiniz mesela. Ya da omzundan ağaç çıkarabilirsiniz. Yani ona acı verecek bir şeyler yapmamı istiyorsunuz. Evet. Ya da saçlarını dikenli tele çevirebilirsiniz mesela. Evet. Hatta kan akıtacak bir şeyler istiyorsunuz. Evet. Evet. Hayır çocuklar, ben bunu yapamam. Bunu yapacak kimsenin de olduğunu zannetmiyorum. Peki arkadaşımıza nasıl yardım edeceksiniz? Bilemiyorum ama anladığım kadarıyla size lazım olan şey Bora denen çocuğu ortadan kaldıracak bir şey. Nasıl ortadan kaldırmak? Başka bir yere göndermek. Belki başka bir ülkeye. Bunu yapabilir misiniz? Elbette yaparım. İsterseniz kanıtlayabilirim. Hayır. Nasıl yapacaksınız bunu? Çok basit. Kurbağa bacağını alacağım. Kumlu kilin üzerine oturtacağım. Sonra kumunu silkeleyeceğim, kili alacağım, arkadaşınız Bora'nın ismini tersten kilin üzerine yazacağım. Gerisi meslek sırrı. Daha sonra da Bora uzağa gidecek. Bu hizmetin bedeli 500 milyoncuk. 500 milyoncuk ha? Evet, garanti veririm. Eğer olmazsa paranızı geri alırsınız. Ben 32 yıldır buradayım, bir yere gitmedim ve kimse de beni buradan göndermedi. 500 milyon benim için biraz fazla bir rakam. Daha ucuzunu bulmak için başka birine gidebilirsin. Ama hemen geri döneceğini çok iyi biliyorum. Efendim, parayı nasıl bulacağımızı çok iyi biliyorum. Profesör. Evet. Hani şu ayağa döktüğünüz para bulma suyu var ya. O ne kadar? 150 milyoncuk. Parayı yok etmek için 500 milyon, parayı getiren su için 150 milyon ha? Beyler, bu bize biraz pahalıya patlayacak. 32 yıllık deneyimle karşı karşıyasınız. 500 milyon benim için biraz fazla bir rakam. 35 milyona buraya ne yapabilirsiniz? 35 milyon mı? Bora'yı nezle yapıp hapşırtabilirim. Baba, bu yeni kuş çok güzel. Öyle mi? Çok sağlıklı. Sürekli ötüyor. B'ye de benziyor değil mi? Aynısı. Aman çok güzel, çok güzel. Ay ilahi Ömer. Heh, Murat geldi. Umarım şansımız yaver gider. Hoş geldin Murat. Merhaba Ömer Bey. Merhaba.
Herkese merhabalar. Efe yok mu? Yok yok, arkadaşlarıyla çıktı. Boş ver şimdi sen Efe'yi. Gel gel otur şöyle. Nasıl, anneannen iyi mi? Evet, artık alerjiliği için ilaç kullanmaya başlamış. Onun için artık kuşlarımı anneanneme götürebileceğim. Ömer Bey, bu B değil. Nasıl, anlamadım. Yo, sakın bana. Sizin kuşunuz öldü ve sana yenisini almak zorunda kaldık demeyin efendim. Gece çok hastalandı. Onu veterinere götürdük. Elimizden geleni yaptık ama başaramadık. İnanamıyorum. Altıncı kez kuşlarımı birine bırakmak zorunda kalıyorum ve hepsi ölüyorlar. Altısı da öldü mü yani Murat abi? Evet. Ve siz de bana aynısını yaptınız. Başka bir kuş alıp beni kandırmaya çalıştınız. Murat'cığım, bunu bize söylemeliydin ama. Neyi söylemeliydim Ömer Bey? Yani ne zaman kuşlarımı birine bıraksam ölüyorlar. Bana yeni bir kuş almayın demeliydin. Üzüldün mü Murat abi? Biraz. Ama elinizden geleni yaptığınıza eminim. Teşekkür ederim. Bravo Murat. Yani bu durumu çok olgunlukla karşıladın ha. İnsanlar kuşlarınızı öldürdükçe çabuk olgunlaşıyorsunuz Ömer Bey. Dikkat ettiyseniz İsimlerinin A ve B olmaları bu yüzden. Nasıl yani? Gayet açık. Nasıl açık yani? A ve B birer isim değil, semboldür. Ve bu yüzden yeni almış olduğunuz kuşun ismini B koymakta hiçbir sakınca yok. Oysa eğer önceki kuşa örneğin Boncuk ismini vermiş olsaydım ve şimdi sizin aldığınız bu yeni kuşa yeni bir isim koysaydık, Boncuğu özleyecek. Bu yeni kuş öldüğünde ise üzülmem gereken kuşlar gerek sayısal gerek manevi olarak artacaklardı efendim. Öyle değil mi? Ben de A ve B isimlerini sabit tutup kuşları değişken yaptım. Böylelikle kuşlar değişince A ve B isimleri sabit kalıyor. Yani manevi olarak. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Verdiğim zahmetten dolayı ise özür diliyorum. Artık A ve B'yi alarak gitmem gerekiyor efendim. Peki. Hoşça kalın. Güle güle. Ececiğim, ne zaman istersen kuşları görebilirsin. İyi akşamlar Ömer Bey. İyi akşamlar Murat. İyi akşamlar. Ooo asker. Muhabbet kuşumla muhabbetin bol olsun. Merhaba albayım. Tijan Hanım. Hadi güle güle. Sakın kaçırma kuşlarını. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Güle güle Murat, güle güle. Hoş geldin ablayım. Ne haber Tijan? Buyurun buyurun ablayım, geç. Nasılsınız bakalım çocuklar? İyiyiz. Muhabbet kuşuna olanları duydum. Konuşmaya ihtiyacım vardır dedim geldim. Bak Ömer, olanlar bu sefer senin suçun değildi. Bu yüzden kendini sakın suçlama. İyi de ablayım, kadifeye olanları niye herkese anlattınız ki? Ama Ömerciğim sen o kuşun üstüne oturdun. Evet ama ablayım. Bununla yüzleşmenin vakti gelmiştir diye düşündüm. Ablayım ben onunla yüzleşmek gibi bir problem yaşamıyorum ki. Ne olacak canım? Yüzleşirim. Allah Allah. Kuşun üzerine oturdum. 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 İşte bu kadar basit. Ama madem bu defter yeniden açıldı, o zaman her şeyi masaya yatıralım. Ha? Ben sonradan kadifenin gagasında bir yamukluk görmüştüm. Ama benim hatam değildi. Yani ben üzerine oturduktan sonra gagasında yamukluk falan yoktu. Ama o kuşun gagasının yamulmasının bir nedeni vardı. Neymiş o neden? Tijen sen anlat. Benim bir kusurum yok. Annemler o gün çamaşır yıkarken kadife uçup yanımıza gelmişti. Ben de oradaydım. Ama annemler onu görmemişlerdi. Ben de sonra sandım ki uçtu içeriye gitti tekrar. Ama meğersem bizim kadife sen uç, çamaşır sepetinin içine gir, orada uyu. Annemler de bütün çamaşırları al, çamaşır makinesinin içine at. Tabii haberimiz yok ki onun orada olduğunda. Ya. Annemler kadifeyi yıkamışlar mı? Evet. Biraz sonra bir ses. Sonra makineyi durdurup kadifeyi kurtarmışlar. Kadifenin gagası o zaman mı yamulmuş? Hayır, hayır. Annenler kuşu kuruladıktan sonra gagasını açıp böyle 2-3 damla içi ısınsın diye likör damlatmışlar. Ya sonra kuşçuk başladı böyle uçmaya.
Böyle sola doğru, böyle sağa doğru. Bir uçtu, bir uçtu, bir sağa gitti, bir sola gitti. Sonunda sen karşısına çıkan duvara küt diye bir bindir. Hah, işte o zaman yamulmuş kuşun gagası. Şimdi hatırladım, hatırladım. Annemi gördüğü zaman da ön kaçardı. Sonra da bana baktığı gibi bakardı. Ömer, baksana ne getirdim. Hı? Albüme bakarken kuş da olan resmini gördüm ve getirdim. Aa, ne kadar yakışıklıyım değil mi? Bak, bakın bu kadife. Yani ben üzerine oturmadan önceki hali. Abim sağ olun ya. Hadi hep beraber dışarı çıkıp bir güzel çay içelim. Şöyle denize karşı. Ay, ay iyi olur valla. Ne zamandır birlikte hiçbir şey yapmamıştık. Hadi, hadi koçum bakayım çocuklar. Ömerciğim. Yok hayatım, siz gidin ben evde kalayım. Ömer. Tamam Tijan, gidin siz, ben gelmek istemiyorum. Ben burada kalayım. Hadi gidin, gidin siz. Hadi bakalım, yürüyün. Hadi, hadi. Merhaba baba. Merhaba oğlum. Sana bir şey soracağım. Sor. Bilirsin, böyle borç istediğimde sana gelmem. Ama bu seferki çok önemli. Ne kadar? 500 milyona ihtiyacım var baba. Ne kadar dedin oğlum? 500 milyon. 5. Aa. Tabii canım. Ya madem o kadar önemli. Aile içinde lafı bile olmaz. Efeciğim ha. Oley be. İşte bu. Aile için dayanışma işte bu. Çok doğru bir şey yapıyorsun baba. Oğlum senin kafana saksı mı düştü? Sen iyi misin? Ama vallahi çok önemli. Efe. Sen beni ne zamandır tanıyorsun oğlum? Yani demek istiyorum ki yani bunca yıllık babanım. Hakkında hiçbir şey bilmediğim bir şey için. Değil 500 milyon lira. 500 lira verdiğimi ne zaman gördün? Söyler misin? Yani 500 milyon vermeyeceksin ha? Bravo. Vermeyeceğim. Alacağım şey 150 milyon da olabiliyor. 150 milyona ne dersin? Hayır. Baba ne olur bu para çok önemli gerçekten. Önce bana bu parayı neden istediğini anlatmalısın, söylemelisin. Beni ikna etmelisin. Niçin istediğimi söyleyemem. Ne demek niçin istediğimi söyleyemem? Benden valiz dolusu para istiyorsun. Zırnık işlemez. Tamam baba söyleyeceğim. Birini çok uzaklara göndermem için bu parayı istiyorum. Birine uçak bileti mi alacaksın? 150 milyondan. Ha, 150 milyon. Gidiş dönüş 300, 200 de cep harçlığı kalır. Güzel güzel, gayet mantıklı. Hayır baba, Öykü'nün peşinde bir çocuk var. Öykü'nün peşinde bir çocuk var. Ve nedense sen benden 500 milyon istiyorsun. O da olmazsa 150. Yani bu hikayenin sonunu ben de çok merak ediyorum. Anlat bakalım ne olacak? Baba birlikte kantine gidiyorlar. Aynı kaşıktan profiterol yiyorlar. Ve tek kitaptan ders çalışıyorlar. O çocuğu buralarda görmek istemiyorum. Çocuğa rüşvet mi vereceksin? Hayır baba bu işe yaramaz. Ama 500 milyona Profesör Ruşen sayesinde onu buralardan göndereceğim. Profesör Ruşen mi? Evet baba, Profesör Ruşen. Şimdi Profesör Ruşen bir kurbağa bacağını alacak. Kirli kumun üzerine atacak. Ve sonra onları biraz beklettikten sonra kili geri alacak. Ve o kili bir yere koyup boru adını tersten yazacak. Gerisi meslek sırrı tabii. Ve bir daha borayı buralarda görmeyeceğim. Şimdi ne dediğini çok iyi anladım. Evet, bunu çok iyi biliyorum evlat. Benim de başımdan böyle bir şey geçti. Annenle ilk flört ettiğimiz günlerdi. Annenin peşinde bir çocuk vardı. Çocuğa gittim dedim ki, kardeşim Zeynep'in peşini bırak. Biz onunla ciddiyiz, birlikteyiz. Yani biz onunla evleneceğiz dedim. Bana ne kardeşim, ben ne yapacağımı sana mı soracağım dedi. Tabii bu çocukla biraz bozuştuk. Sonra ben her nedense bunu dedeme anlattım. Dedem de beni aldı, mutfağa götürdü. Aynen bizim olduğumuz gibi. Sonra mutfakta bana bir şey yaptı ve acayip işe yaradı ha Efe. Denemek ister misin? Söyle denemek ister misin? Tabii. Çok güzel. Tamam. O zaman şimdi dedemin bana yaptığını aynen burada seninle birlikte yapacağız. Tamam. Tamam. Şimdi önce zeytinyağı nerede? Zeytinyağı burada. Şimdi.
Fasulye lazım. Fasulye çok önemli. Çok önemli. Bak göreceksin. Çocuk bir anda ortadan kaybolacak. Bir dakika. Evet. Fasulyeyi de aldık. Evet. Şu balı da alalım. Şimdi büyük bir kap lazım. Ben onu sana vereceğim. Bir dakika. Şimdi bunu tut. Tamam mı? Çok önemli o. Havan da alalım şuraya. Bir dakika. Biraz böyle reçel falan gibi tatlı bir şeyler de lazım. Şunu alalım. Sen montunu çıkar, montunu, montunu çıkar. Montunu. Salça, salça. Evet. Salçayı da aldık. Tamam. Çok güzel. Şimdi... Tamam. Önce... Havanda fasulyeleri döveceğiz. Hatırlamaya çalışıyorum dedemin yaptığını. Acayip işe yaramıştı. Göreceksin. Çocuktan eser kalmayacak. Şimdi bu fasulyeleri havanda güzelce döveceğiz. Bir kaşık. Evet. Çok az salça koymak gerekiyor. Şöyle. Şimdi tekrar dövüyoruz. Şimdi o kabı şuraya götür bakayım. Tamam. Gel sen de. Şimdi o fasulyeleri içine iyice döküyoruz. Zeytinyağını getir. Çabuk zeytinyağını getir. Açıl. Büyü büyü büyü. Heh. Tamam verme. Çok güzel. Burası önemli. Dur 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 dur. Dur. Sen artık kadar. Sen artık kadar. Sen artık kadar. İnsan içi bir tuhaf oluyor. Şimdi biraz reçel. Kaşık. Çok güzel. Şimdi şuradan evet. Bu ne biliyor musun? Karabiber. Bak bak. Bak bak şöyle. Çok güzel, çok az kaldı. Şurada tamam. Evet. Çok az kaldı. Bir şey yarayacak mı baba? Annenle evliyim, değil mi? Ha? Demek ki yaramış. Balı getir. Çok güzel. Şimdi balı şöyle çevir bakayım. Yavaş, yavaş, sakin ol. Burası çok önemli. Ak bal ak. Ak bal ak. Ak bal ak. Söylesene. Ak, ak bal ak. Ak, ak bal, bal ak. Ak. Tamam Efe yeter. İşte o. Şimdi Efe, aynen dedemin bana yaptırdığı gibi. Ellerini şöyle aç. Şöyle, iki elini de. Hazır mısın Efe? Evet. Çocuk bundan sonra ortadan kaybolacak. Ve sen öyküyle baş başa kalacaksın. Aç ellerini. Açtım. Oh. Aç, 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 aç. Çok güzel. Ha, şöyle. Şimdi Efe. Aynen dediklerimi yap. Hazır mısın? Konsantre ol. Dikkatini dağıtma. Konsantre ol. Elini yavaşça yüzüne doğru yaklaştır. Yavaşça. Yavaş. Yavaş. Konsantre ol. Dikkatli ol. Dikkatini buraya yoğunlaştır. Hazırsın değil mi oğlum? O çocuk ortadan kaybolacak. Öykü senin olacak. Yaklaştır, 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 yaklaştır. Çok güzel. Öyle kal. Öyle kal. Şimdi fasulyeleri okuyorum. Efe, fasulyeleri okuyorum. Aman Allah'ım. Fasulyeler ne diyor biliyor musun?
benim söylediğimi Efe 3 defa tekrar etsin diyor. Öykü'ye daha fazla ilgi göstereceğim. Öykü'ye daha fazla ilgi göstereceğim. Bunu 3 defa söyleyeceksin. Fasulyeler söylüyor bunu. Hadi başla oğlum. Daha fazla ilgi göstereceğim. Öykü'ye daha fazla ilgi göstereceğim. Öykü'ye daha fazla ilgi göstereceğim. Tabii ya baba. Baba? Baba? Alo Öykü. Biraz gelebilir miyim? Bir şey konuşacağım seninle. Tamam. Sağ ol. Sağ ol. Çak baba. Ne zaman elini yıkamayı öğreneceksin oğlum? Hadi git yıka. Öykü seni bu halde görmesin.